bulaşmaman için. Gidiyorsunuz mağazaya. Ben yaşadığım şeyleri anlatayım. Gidiyorsunuz mağazaya. Bir tane aslan gibi bir adam. Gencecik bir oğlan. Diyor ki abi ben, Yerimcan abi diyor, bir şey söyleyemem. Buyur. Diyor ki ben 2 senelik bilmem ne mezunuyum. 3 sene boyunca dolaştım. İş yok. Babam Allah razı olsun bilmem ne tanıdığıyla yerleştirdi buraya beni. Tezgahtar yaptı. Şimdi tezgahtar kötü bir şey değil. Ekmek kazanılan hiçbir şey kötü bir şey değildir. Yani hepsinin emeği kutsaldır. Ama çocuk diyor ki ya kardeşim ben niye okudum bu kadar? Ben niye bu kadar okudum? Şu kadar zorunlu eğitim, bu kadar bilmem ne, bu kadar üniversite. Geldim bunu yapacaktım. Okumasaydım da bunu yapardım. Bana iş, bana iş. İşte anneler, babalar, dedeler, nineler o çocukları toplayacaklar. Bu kurultay salonlarına, bu siyaset yerlerine getirecekler. Diyecekler ki iş mi istiyorsun birader? Oğlum iş mi istiyorsun? O zaman buraya emek sarf edeceksin. Burayı anlayacaksın. Bir kere bile gelsen. O gazeteyi okurken öyle bile okursan. İnsanlara bakarken AKP'yi, CHP'yi şunu bunu değerlendirirken öyle bile değerlendirsen. Bunu anlamak üzere değerlendireceksin. O zaman iş sahibi olabilirsin. Ben bugün Türk medyasının bakış açısını da Cumhuriyet Halk Partisi kurultayına bakış açısını da çok eksik gördüm. Zaten hani Türk medyası ne kadar var, nerede var onu bilmiyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi kafalarındaki şablonlarla değerlendiriyorlar. Yani burada sanki 10 dakikalık konuşmalar olmasa, 50 dakikalık konuşmalar olsa, 7 kişi konuşmasa, 70 kişi konuşsa sonuç değişecek. Cumhuriyet Halk Partisi, ya böyle bir şey yok bu partinin. Bu partide sonuçlar kurultay salonundan önce belli oluyor. Kurultay salonunda çok ekstrem şeyler olacak ki, ekstra bir şey olacak, çok değiştirecek, bir etki yaratacak, ortaya çıkacak ki öyle bir şey ortaya çıksın. Burada böyle bir şey yok. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'ni klasik, öyle kötü, hiç de kale alınmayacak bir kurultay yapmış gibi göstermekten daha kötü bir şey yok. Ama genel propaganda. Diyor ki CHP öyle, olmaz. Ulusalcılar böyle, olmaz. Darbeciler, şuncular, buncular. Ya kardeşim bu bir palavra. Türk medyası ile ilgili gerçeği söyleyelim mi? Türk medyası ile ilgili herkesin bildiği bir gerçeği, bu hafta yaşadığı bir gerçeği söyleyeyim. Diğer tarafında bilmedikleri tarafında sen açıkla buradan. Herkes duysun. Herkesin bildiği gerçek. Milletin malı haline gelmiş ATV ve Sabah'ı bu hükümet aldı. Bir üçüncü şahsa, bir holding patronuna verdi. 1.1 milyar dolara. Bu Türk medyası ile ilgili bir gerçek. Bu hafta herkes biliyor bunu. Parasını nereden buldu? Devletin malını verdi, devletin kasasından çıkardı verdi. Kaç para? 750 milyon dolar. Bize de verirler mi ya? Verirler. Bize ne verdiklerini de sen söyle. Yani Türk medyası ile ilgili 2 tane olayı söylüyoruz. Bir tanesi milletin malını bir adama veriyorsunuz. Parasını da milletin, devletinin kasasından, Halk Bankası'ndan, Vakıfbank'tan 375'er milyon dolar olarak alıyorsunuz. 750 milyon dolar veriyorsunuz. Herkes Türk medyası, Türk medyası. Türk medyasının bir bölümü bu. Diğer Türk medyasının diğer bölümüyle ilgili herkes duysun sen söyle. Bu hafta Kanal Türk'ün bir radyosu var, ulusal. Ne yapıldı? Kapattılar. Niye? Çok ilginç bir durum. Adam yazı gönderiyor kapat diye. Kim o? Polis gidiyor. Yılmaz Kesmeci adında Rütük'te televizyon yayın izleme dairesi başkanı. Evet. Üstünden emir alıyor. Oturuyor bir yazı yazıyor. Kapatılması gereken frekanslar var. Evet. Onların altına Kanal Türk Radyo'yu da koyuyor. Evet. Ve İstanbul'da Kanal Türk Radyo bizlerin yıllar boyunca mahkemelerde sürüm sürüm süründükten sonra aldığımız bir evet. hak. Evet, yıllarca Kanal Türk Radyo'yu geliyor. Sonra. Bütün bu kavgaların ötesi, mahkeme kararları evet. ötesine. Geliyor Kanal Türk Radyo'yu yok etti. Kapattı. Evet. Polis marifetiyle geldi, kapattı Kanal Türk Radyo'yu. Biz nasıl kapatırsın kardeşim? Senin hakkında dava açacağız deyince bir yazı. Hemen bir yazı gönderiyorlar. Zahit Bey, Yılmaz Bey bir yazı gönderiyor. Yazıda şöyle söylüyor. Sehven yapılan bir yanlışlık sonucu kapattı. Herkes anlasın bu sehven ne demek? Sehven yanlışlık sonucu kapandı demek. Türk medyası ile ilgili işte son durum bu. Yani CHP'yi öyle görürler böyle görürler her türlü görürler. Birisinin elindekini gasp edeceksiniz, götüreceksiniz kendi damadınızın çalıştığı, sizin damadınıza ait olan CEO'su oldu. CEO'su oldu. Bir şirkete vereceksiniz. CEO da genel müdürünün de üstünde bir var yani. Parayı gideceksiniz Katar'dan kendiniz getireceksiniz. Kamu bankasını, 2 tane kamu bankasının içini boşaltacaksınız. Buraya para vereceksiniz. Hem de 3 yıl geri ödemesiz. Bir de bunun şeyini paylaşamayacaksınız, gururunu. Cumhurbaşkanı Sayın Gül diyecek ki ben tanıştırdım tabii. Katar emiri bilmem neyle. Öbürkü kayboldu, o mu getirdi belli değil. Şimdi buradaki ama öbür taraftan
yandaş olmayan medyaya ne yapacaksınız? Sehven, hata sonucu... Bugüne kadar ben çok merak ediyorum. O Sayın Zat veya Sayın Rütük Başkanı bugüne kadar herhangi bir ulusal radyoyu... Bu kadar ulusal radyo var. Ya, Alem FM var, şu var, kapatsın. bu var. Samanyolu televizyon var. Yanlışlıkla kapatsın. Televizyon kapanır mı birader ya? Kanal D'nin radyosunu kapatsın, ATV'nin radyosunu kapatsın. Hepsinin bütün gruplar... Ama Kanal Türkiye geldi mi... Ha ben şunu anlıyorum. Yani bana abi, diyorlar işin, ki... İşin cılkı o kadar çıktı ki. Bana diyor ki ben seni artık yayında tutmayacağım tabii canım, arkadaş. Tabii. Ben seni yayında tutmayacağım. Aynen. Sehven yapacağım, öyle yapacağım, böyle yapacağım. Kapatacağım diyor. Yani diyor ki yarın öbür gün bir buldozer binaya girebilir. Girer. Yanlışlıkla oldu abi. Girer. Yanlışlıkla. Ha, bunu... Ama bu nasıl bir faşizm? İşte bunun adına ben Recep faşizmi diyorum. Recep faşizmi. Recep faşizminin olduğu ülkede her şey olur. Olur, işin, ne olur? İşin açıkçası şunu söyle, şunu dillendirmek mümkün. Ben kendi adıma bunu dillendirmek durumundayım. O medya CHP kurultayını istediği gözlükte görebilir. Görmüştür de. Şimdi öyle değerlendiriyorlar. Değerlendirirler de. Yani aklı selim yoluyla, yarına umut yoluyla değerlendirmezler. CHP eleştir. Hakkını da teslim et birader. Ver hakkını yani. Ben de eleştiriyorum. Eleştirmeyen bu salonda CHP eleştirmen olmadığını zannetmiyorum. Deniz Baykal diyor ki olumlu eleştirileri alıyorum diyor. Tamam. Ama istediğin gibi görmek başka bir şeydir. Türk medyası artık bu hale gelmiş. Türk medyasıyla ilgili son durum da yanlışlıkla radyo, ulusal radyoların kapatıldığı, işte o CEO'lara bilmem nelerin verildiği haldir. Ben görüyorum ki Türkiye'de bağımsız gazetecilik, bağımsız televizyonculuk yapmanın artık imkanı yoktur. Yok. Bu imkansız. Bu Kanal Türk için de geçerli. Yok ben, yani. Ya şu anda gelip Kanal Türk'ün yayını da kapatabilir. Evet. Ve sonra pardon der. Yapmadı. Yanlışlık sonucu. Yapmadı. Yaptı, yapıyor. Yapmaya devam ediyor. Burada dün arkadaşlar soruyorlar. Dediler ki geçen hafta şuradaki yayınınız kapatıldı mı? Vallahi billahi bilmiyorum. Ve hatırlamıyorum. O kadar çok kapandım ki. O kadar çok reklam durdurma cezası aldım, kapatıldım bilmem ne. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum yani. Tabii öbür tarafta yandaş medya yaratmak için olan şey ne? Yandaş medya yaratmak için yapılan şey ne? Çok basit. Ne yapıyorsun? Alıyorsun, gasp ediyorsun adamın elinden. İş adamın elinden önce gasp ediyorsun. Ya bununla ilgili Mesut Yılmaz'ı Yüce Divan'da bir yıl yargıladılar Recep ya. Recep Tayyip Erdoğan yargılattı. Evet. Gece yarısından sonra görüştün. Evet. Yandaş medya yaratmaya çalışıyorsun diye. Türk Bank alımı sırasındaki işte korkmaziyetle bilmem neyle ilgili. Türk medyası bunu dile getiren Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve genel başkanını bugün görmüyor. Evet. Görmüyor. Yani, Deniz Baykal'ı sevme. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sevme önemli değil. Önemli olan şey olayla ilgili olarak Türk medyası tavır almıyor. Aynen. Yani Türk medyası geri çekilmiş, sinmiş, korkmuş, pısırık. Gitmiş Türk medyası. Ama ne oluyor? Yandaş medyaya 750 milyon dolar, Kanal Türkiye kapat. Nereye kadar? Bankalara soruyorlar. Diyorlar ki ya arkadaş, Halk Bankası, Vakıf Bank, sizin asli göreviniz KOBİ'lere, yani küçük orta işletmelere kredi vermek değil miydi? Bugün Türkiye'de KOBİ'ler, yani onu sormuyor, ben ekliyorum. KOBİ'ler bugün Türkiye'de yok olmuş. Yok yani. Büyük uluslararası şeylere teslim olmuş. Biz büyük krediler de veriyoruz diyor. Büyük krediler de veriyoruz. 750 milyon dolar. 750 milyon, 1 milyar dolar ya neredeyse. Yani... Özelleştirme. Oradan bir başlarsak hiç bitmez. O kadar çok şey var ki. Pirinci ne yapacağız şimdi? Pardon, pirinci şöyle yapacaksınız. Pirinci ne yapacağız? Pirinci şöyle yapacaksınız. Pirinç yoksa makarna yiyeceksiniz, bulgur yiyeceksiniz. Makarna ile bulgur biterse ne yiyeceksiniz?